Arkadaşlar merhaba. İnşallah güzel bir görüntü oluyordur. Nasıl bir görüntü var bilmiyorum. Şu an ne yapacağız? Değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. Kendi oyunumuzu yorumlayacağız. Oyunu çünkü sessiz bir şekilde oynadım. Hiç konuşmadım. Daha doğrusu konuşmam ama mikrofonumu kapadım. Ses böyle pörçük gelmesin diye. Bakın buradan. Böyle diyorum size. Niye sesi kapadım? Çünkü tadilat vardı arkadaşlar. Dışarıdan çok fena halde ses geliyor. Birkaç gündür komşuda tadilat var. Dolayısıyla benim konuşmalarımla işte balta sesleri birbirine giriyor. Öyle olunca da kötü oluyor. Bir tane güzel oyunum o yüzden heder oldu. İkinci oyunumu hatta birkaç tane 3-4 tane bu şekilde video çektim. Bunları sessiz çektim arkadaşlar. Krambe'nin arkasındaki dandik çat çubuk evlere inmişim ve güzel bir loot çıkmış ilk evden. Bu oyunu patch'ten sonra oynadığım ilk oyun, evet, polis arabası geldi. Canına susamış bir adam ve onu bayağı bir harcayarak öldürüyoruz. Bu arada Twitch Eric Triceps'te bu oyun oynuyor. Daha şimdi gördüm işte adı yazdı. Bu adam da gerçekten çok iyi bir oyuncu. Belki de şu an rekor onda 33 kili var bir oyunda. Onunla aynı oyundayız. Karşılaşmıyoruz herhalde adamla. Oynarken fark etmemiş olabilirim. Belki de fark ettim, şu an hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla şurayı tamamen lootlayacağım. Bütün evlere falan filan gireceğim. Öyle zannediyorum. Şimdi oyun yeni olduğu için bir takım malzemeler yapabiliyoruz biliyorsunuz. Onun için kafamdaki kaskı, daha doğrusu yerden aldığım kaskı şredlemişim. Onunla beraber evet armor yapacağım diyecektim. Armor da bulmuşum zaten. Yedek yapacak mıyım hatırlamıyorum. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi bu evlerin hepsini tutmayacağım galiba. Çünkü böyle hani birkaç tanesini bırakınca aklım orada kalıyor. Acaba ne oldu, ne bitti falan şeklinde. Gördüğünüz gibi. Tam üniteri de şredleniyor. Tam üniteri de işe yarıyor. Bantlar var falan filan, patlayıcı yapabiliyorsunuz. Bunları zaten siz çoktan biliyorsunuzdur çünkü ben bayağı bir geç kaldım bu videoları yayınlamak için. Ama hiç ilk defa izleyenler için söyleyeyim. Patlayıcı ok yapabiliyorsunuz. Artık patlayıcı ok burada çıkmıyor. Haritada çıkmıyor. Siz kendiniz yapıyorsunuz. İkincisi, kendinize tahtadan bir armor yapabiliyorsunuz. Bu da işe yarıyor ve en önemlisi tabii ki prokülant. O prokülant da kanamayı durduruyor. Kanamayı bir tane artırmışlar. Önceden ağır kanama, orta kanama ve minimum kanama vardı. Minimal kanama. Daha sonradan bunu dörtlemişler. Kritik eklemişler. Severe ağır kanama, orta kanama ve light minimum küçük ufak kanama var. Bunları bir anda kesmek için prokülant kullanabiliyorsunuz. Bunu da 10 bandaj ve bir tane medkitle yapıyorsunuz. Bir de herhalde tek gerekiyor. Onu hatırlamıyorum. Gerekmiyor, pardon. Onun için bant gerekmiyor. Dolayısıyla önceden ben tişört falan almazdım ama artık bundan sonra tişört alırım diye düşünüyorum. Yani adamı öldüremezsem oyunun başlarında, oyun ortalarına adamla karşılaşmadan kalırsam büyük ihtimalle şirette yaparım. Çünkü önceden bandaj almıyordum. 5 tane bandaj yetiyordu. Adamla karşılaşana kadar. Öyle oluyordu. Evet, evleri karşılamaya devam ediyoruz. Yani ilk videoda böyle olması biraz garip oldu ama inşallah beğenirsiniz. 3-4 tane daha böyle video çekeceğim. Bunun hakkında yorumlarınızı da bekliyorum. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu? Çünkü yani bu oyunu bir kere oynuyorum. 30 dakika. Bir kere daha, bir kere de bunun yorumunu yapıyorum. Uzun sürüyor. Yani benim açımdan yani iki oyunluk zaman gitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Prokoagulant. Bu nasıl okunuyor? Buna bakmam lazım. İkisini de yapmışım. Evet, yedek armorumuzu da yapmışız. Burada herhalde hatırladığım kadarıyla rahatsız edilmeyeceğim. Bu oyunu birkaç gün önce oynadım. Ne olup ne bittiğini hatırlamıyorum açıkçası. Kaç adam vurduğumu biliyorum. Kaçıncı olarak bitirdiğimi biliyorum ama oyunun gidişatını hiç hatırlamıyorum. Böyle. Diğer oyunlarda arkadaşlar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ama o oyunlarda yeni olacağım için, yeni
olacağım için biraz amatörce oynayacağız tabii. Daha sonradan profesyonelleşmeye gideceğiz. Bunda da bu pazartesiden itibaren siz bu videoyu büyük ihtimal salı günü izleyeceksiniz. Bir gün öncesinden başlamış olacağız artık. Diğer arkadaşlar da abone arkadaşlarla oynamaya. Beşli oyunlara girmeye. İnşallah güzel oyunlar çıkar. Onları da yayınlarız. Şu an gördüğünüz gibi ben izleyici olarak sıkıldım açıkçası. 2 saattir loot yapıyorum. Sizin çektiğiniz çile değilmiş hakikaten. Ama şöyle yapın. Ben genelde YouTube'da ben de çok video izliyorum. Çeşitli kanalları izliyorum. Yani günde belki 15-20 video izliyorum. Fakat bu videoları tamamını izleyemeyeceğim zaman ya da çok hep tamamını izlemek isteyip de zamanım olmadığında hızlandırıyorum. 1,5 veya 2 kat hızına alıyorum videoları YouTube'da. Siz de bence buraları öyle geçin. Yapmayanlar varsa buraları hızlı bir şekilde geçin. Asıl aksiyona daha sonra girersiniz. Bu arada telefonum aynı zamanda mesaj geldi. Mesajın sesini de duymuş oldunuz. Büyük ihtimalle videonun devamında da mesaj sesleri gelir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Evet. İlk olarak bu H1Z1'den sonra yayınlayacağım yeni eski sistemde olmayan yani H1Z1 ve YouTuber's Life haricinde ilk yayınlayacağım oyun büyük ihtimalle Age of Empires olacak arkadaşlar. 2 HD Edition. Bunların bu arada şu an itibariyle hala bilgisayarıma yüklemiş değilim. Onları da bir an evvel yüklemem lazım. Evet yeni yine mesaj sesi. Evet bayağı bir tabii ilk oyunum olduğu için fazla ne denir? Şiret yapmışım. Normalde herhalde bundan sonraki oyunlarda bu kadar yapmayacağım. Ben de ilk defa kendi videomu izlediğim için yani böyle oturup karşısına yorum yaparak ilk defa izlediğim için biraz garip karşılıyorum bu durumu. Eğer beğenirseniz daha sonradan da böyle videolar çekebilirim. Bu arada arabam hala orada. Kimse arabama sulanmamış. Nelerim var? Fazla da bir şey bulamadık. Bak bir sürü ev gezmemize rağmen ortalama bir loot oldu. Netki sayımız iyi zannediyorum. Bayağı bir netkimiz olması lazım. Artık bitsin yani. Artık bitsin bu ne ya? Bu beşli oynayacağım oyunda o bir tane daha armor bulmuşum. Boşuna biz armor kasmışız orada. Beşli oynayacağımız oyunlar daha zevkli olur diye düşünüyorum ama ben beşli oyunlarda bu lag problemi iyice artıyor. Tekli de yine minimum seviyede diğerlerine göre. Beşli oyunlarda çok fazla artıyor. O yüzden biraz geri planda kalacağım. Belki iyi oynayamayacağım. Göreceğiz. İnşallah öyle bir sıkıntı olmaz. Şöyle. Evet artık herhalde buradan ayrılıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Bu oyunun en iyi şoförüyüm bu arada arkadaşlar. Çok iyi polis arabası kullanıyorum. İddialıyım. Gördüğünüz gibi düz yolda hiçbir yere çarpmadan gidebildim. Yani bunu herkes yapamaz. Ay. Valla şimdi bazı filmler var böyle 2 kez 3 kez izlediğim mesela bir o 5-6 sene önce izlemişim daha sonra tekrar izliyorum. Gidişatını hatırlamıyorum. Belki filmin başından ortasından sonundan kareleri hatırlıyorum ama gidişatı hatırlamıyorum. Bu da öyle oldu. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben de sizlerle beraber izliyorum arkadaşlar. Evet, ne oldu orada adam mı gördük ya? Nereye gidiyor? Ne yapmaya çalıştığımı ben de bilmiyorum. Ama şurada herhalde adam görmek için buraya girdik. 10 saniye sonra da gaz verecekmiş. Adam görmek için ya da benzin bulabilmek için girdim diye hatırlıyorum. Ben
genelde bu tarz yerlere benzin, Lompa'ya özellikle benzin bulmak için gidiyorum. Hiç route yapmak için burayı tercih etmedim şu ana kadar. Çünkü karma karışık bir yer ve şehir gibi olduğu için burada da çok lamba problemi oluyor. O yüzden ben buraları hep teyit geçiyorum. Öyle gerekiyor. Oo. Evet, gördüğünüz gibi araba için gelmişim. Hatta arabayı değiştirdim, değil mi? Ne yaptım ben burada? Evet, arabayı değiştirdim. Diğer arabanın kondisyonu düşük. Niye değiştirdim onu? Sebebini ben de hatırlamıyorum şu anda. Evet, sağ sol yaparak ilerliyorum. Herhangi bir kurşun gelmesin göz üstü bir kez. Buradan Bubas Truck Stop'a gidiyorum. Bakalım burada adamla karşılaştık mı? Şu ana kadar bir tane keko adam vurduk. O da arabanın içindeydi. Tabii orada kimsenin olacağını tahmin etmediği için çok rahat davranırken çat diye sıktık ve öldürdük adamı. Gördüğünüz gibi ne kadar geç çıkıyor medkit. Yani özellikle bakıyorum orada medkit var mı diye, ona rağmen ne kadar geç çıkıyor. Bu bas truck stop'u da beğeniyorum bu arada arkadaşlar. O L evleri sevmiyorum ama şu diğer karşısındaki bu kısmı seviyorum şu an gidiyor olduğum yönü. Bakın yine medkit sonundan çıkıyor ama ben tabii yerini bildiğim için ona doğru ilerliyorum. Şu eve de bakacağım büyük ihtimal. Aa, ne yaptı bakayım? Bakmadım. Herhalde ara ihtiyacım olmadığını düşündüm, o yüzden bakmadım. Evet, Vilas Development'a doğru ilerliyorum. Haritaya baktım. Balboa. Ben bu Balboa'yı oyunda dikkatimi çekmişti görünce. Kardeşimdeki de Balboa. Dedim ne oluyoruz lan dedim. Kardeşim de bir yerden girdi ama görmediğim bir şey. Kendisi de iyi bir oyuncuymuş. Benden daha iyi yani. Yani şuradaki medkitlere mutlaka bakalım. Kuşlarla medkit oluyor. Çok değerli, güzel bir yer orası. Her zaman bakarım ama var mı? Evet, var. Bazen burada bir de ağır çıkıyor. Of, yemin de yanında yatın. Hatta bakın çıkmış bile. Yani sadece buraya gelip 3 metrelik bir ağır oyunun ilk 10-15 dakikasını götürür. Aslında armamim çok yokmuş. O eve niye girmedim bilmiyorum. Bir önceki eve. Adam mı gördüm? Kapı açık diye tepeden bir bakayım mı dedim. Şu an tam olarak ne yaptım ben de bilmiyorum açıkçası. İkisinden biri. Büyük ihtimalle evet, adam görmedim. Birisi var mı diye baktım. Vay! Vay gel! Bir. Bu adam beni vurabilirmiş gerçekten. Ama kaçtı. Elimizden kaçırdık diyebiliriz bu adamı. Şöyle şu meydanda. Meydanda çatışmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Böyle herkesin önü açık, karşılıklı çatışmayı daha çok seviyorum. Böyle ağaçlar arkasındayken içeri girip gidip medkit yapmaları, ağacın arkasına saklanıp hiç hoşuma gitmiyor. Evet, arkamdan geliyor. Gel gel gel. Gördüğünüz gibi adamı çok güzel temizledim. Hemen lootlayalım. Evet, hemen lootlayalım. Güzel güzel. Bayağı da malzeme varmış. Tamamen karnımızı doyurduk. Yalnız benim araba fantezim var. Böyle arabaya doldurma fantezim. Çok yani gözüm doymuyor. Her şeyi, adamın üstündeki her şeyi temizlemek istiyorum bazen. İşte bu da herhalde olanlardan biri. Durmadan arabaya bir şeyler koyuyorum.
Evet, bu seferlik yetindim herhalde bu kadar. Yetindim mi? Daha sonradan geri de dönebilirim, hiç belli olmaz. O adam görmüşüm. Bakın ne kadar üstte sıkıyorum. Ona rağmen arabaya gitmiyorum. Kapıya çarpıyorum. Şu an kulaklık takılı olmadığı için belki bana kurşun sıkmış olabilirler. Şöyle bir dinleyeyim. Evet, bize sıkıyorlar arkadaşlar. Yalnız orada iki araç var. Onlar ne yapıyor bilemedim. Bu aracın da malzemeleri alınmış. Şu an artık bundan sonra loot yapmamıza gerek yok. Neredeyse her şeyimiz var. Dolayısıyla karşılaştığımız adamlarla çatışmak en mantıklısı. Ama pozisyonum çok iyi olmadığında böyle adamların üstüne doğru da gitmiyorum genelde. Bu sefer de gitmemişim galiba. Ama onlardan da kaçmıyorum tabii. Ortalarda böyle dolanıyorum. Onlar gelirse geliyor. Şöyle herhalde şu eve bakmaya gidiyorum. Yok, oraya da bakmıyorum. Gözüm doymuş artık, evet. Bakayım zaten 15, 24, 20, 30'a yakın etkimiz var zaten. Lan gidiyor muyum yoksa? Yok artık ya. Şu an kendimden utandım arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Ya 1 milyon tane olması lazım herhalde. 1 milyon tane olmadan. Bakın gördünüz mü? Yer kalmadı. Aa, bıraktım. Aa, çok şaşırdım şu an. Şaşkınım. Neyse, bari bir tane yapsaymışım burada. Medkit. Evet arkadaşlar, bir ara verdim. Işık falan yaktım. Hava karardı çünkü. Devam edelim. Bayağı da uzun bir ara verdim aslında. Telefonu da şarja koydum. En son neyden bahsettiğimi bile hatırlamıyorum ama açgözlülüğümden bahsediyordum herhalde. Şu medkitleri almakla alakalı konuşuyordum. Evet. En son ortada Villas Development'ın ortalarında şu çamur deryasında araba falan vardı. Ne oldu bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi daha önceden mecburen yayınlamış olduğum olacağım daha doğrusu 3-4 tane böyle video var, kendi oyunumu yorumlayacağım. Eğer beğenirseniz daha sonradan tekrardan özellikle de bu şekilde yorumlayarak oynayabilirim. Ya da eski sistem devam ederiz. Ekranın sağ alt köşesinde görmüş olduğunuz ben canlı yayında o esnada konuşarak da anlatabilirim oyunu. Şu an pek kayda değer bir şey yapmıyorum. Zaman geçiriyorum biraz. Gaz da üzerimize geliyor. Hemen medkit'e basıyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim oyunlarımı takip edenler bilirler. Çok medkit alıp oyunda hiç böyle gerekli olmayan fakat son zamanlarına doğru oyunun çember daraldıkça boş boş medkit yapıyorum. Olur da birisi biz onu görmeden vurursa en azından bir kurşun fazladan atması gerekir o kişinin. Böyle bir faydası oluyor. Yani 4 kurşunda değil de 5 kurşunda ölme gibi bir durumumuz oluyor. Ar için konuşuyorum. Orada adam mı vardı? İçeride adam olabilir, tam fark etmedim şimdi. Yani bu oyunda çok nadir bu kısımda bitiyor oyun. Genelde Pleasant Valley'e
ve Antres'in aralarında bir yerlerde bitiyor oyun. Fazla rast gelmiyorum burada bitmesine. Bu sefer burada bitecek herhalde. Bu arada Twitch triceps ne oldu? Acaba yaşıyor mu, öldü mü? Oyunda takip edemedim anlatırken. Bayağı bir konsantre olmuşum oyuna da. Evet, dediğim gibi medkitleri basıyorum. Sağ sola da bakıyorum gördüğüm medkiti almak için. Evet, şurada bir tane arma var. Onu daha önceden görmüş olsaydım diye ayıflanıyorum kendi içimden. Duygularımı anlatıyorum şu an size normalde. Bakın rastgele sıkıyorum, korkutma amaçlı ya da gelsin beraber çatışalım diye, ama gelmiyor. Şimdi buralarda takılıyoruz. Tabii çemberin gittikçe daralmasını bekliyorum. Çok da böyle Rankito'ya gitmek istemiyorum. Şunu araba zannettim, jip zannettim. Kayaları bazen jip zannedebiliyorum. Karşıya da drop düşmüş. Şu anda ilginç bir an oldu. Hem videoyu yorumlamak için ekran başındayım. Hem asıl oynarkenki görüntüm hem de şu anki görüntüm konuşma yapmıyor. İki tane duran adam, susan adam. Çaprazlamasına durmuş bir şekilde izleyeceksiniz. Evet, medkitleri harcıyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl devam edecek. Karşı tarafa geçiyorum. Sebep ne bilemedim. Şu an ne düşündüğümü ben de bilmiyorum. Belki de öylesine geziyorum. Bakınıyorum. Büyük ihtimal zaman kazanmaya çalışıyorum. Kaç kişi kalmış? 15 kişi var arkadaşlar oyunda ve yine de etrafta adam görünmüyor. Aslında o drop'un olduğu yere gitseydim. Ama ya, drop'u yukarıdan kesmek için gittim. Tamam, hatırladım şimdi. Drop'u üstten kesmek için. Şöyle bakıyoruz. Bu arada bu ses ne? İlginç bir ses oldu oyunda. Herhalde kimse gelip almayacak. Ben de almıyorum diye hatırlıyorum. Evet, diğer drop düşmeye başladı. Ona doğru mu gideceğim acaba? Bu arada herhalde iki kişi vurdum. Bir tanesi oyunun başındaki polis. Diğeri kimdi ya? Ha, diğeri de üstümüze gelen adam. Arabayla tam üstümüze geldi. Onu herhalde aldık. Onun haricinde de kimseyi öldürmedik. Şu an iki kişi öldürmüşüz. Bakalım sonra ne olacak. Yine medkitimizi harcamaya devam ediyoruz. Artık buraları da dediğim gibi hızlı geçersiniz. Buralar da çok önemsiz, oyunun önemsiz kısımları. Aslında bu videoları ben ilk yayınlamaya başladığımda H1Z1'de, daha böyle ilk videolarımda hep oyunun bu bölümlerini keserdim ya da hızlandırırdım. Daha iyi olduğunu düşünüyordum o şekilde. Bu arada ben neden kaçırdım? Büyük ihtimal drop bombasından tırstım ama o da atmadı airdrop. Düşmedi. Şu an gölün civarı güvenli bölge. Kimseyi göremedik. Aslında o
Evet, şu duruma gitseymişim iyi olurmuş ya, suyun kenarındayken. Gidiyor muyum yoksa? Yok, gitmiyorum. Ötekine doğru ilerliyorum. Gördüğünüz gibi nasıl sıyrıldım. Tam bir Messi'yim ya. Tam bir Messi'yim o. Ağaçtan nasıl sıyrıldım öyle. Evet, drop. İğrenç, iğrenç. Tepemizden geçti. Drop'u da çalınmadım. Şimdi buralarda geziyorum. Burayı daha çok seviyorum. Göl bölgesine göre demin dolaştığım yerleri pek sevmiyordum. Hem ağaçlık, insan görmekte zorlanıyorum. Bir de arabayla dolaştığım için millet beni görüyor. Bana göre mevzilenebiliyor ama burada ben avantajlıyım. Kişiyi gördüğüm anda ister üstüne gidiyorum, ister kaçıyorum. Benim için arabam da var çünkü çok iyi oluyor böyle açık bölge. Kendi kendimize burada drift falan yapıyoruz. Yine airdrop'un sesi geliyor. Birazdan yine bombalar yağacak herhalde. Ben de bombadan kaçmak için bakıyorum sağa sola ne olacak diye. Evet, kimse yok. Hala kimse yok. Oyun oynarken tabii her an bir yerden adam çıkabilir düşüncesiyle pür dikkat oynuyoruz. Bu kadar sıkılmıyorum yani izlerken. Siz nasıl dayanıyorsunuz bilmiyorum açıkçası. Ya da dayanabiliyor musunuz yoksa atlaya atlaya mı gidiyorsunuz? Şu fark ediyor musunuz bilmiyorum. Böyle arada uçuşan siyah siyah tozlar var oyunda. Onlar beni çok gıcık ediyor. Çoğunlukla insan zannediyorum onları. Sağdan soldan uçuşuyor. Bu arada arabamızın kondisyonu da yarıya inmiş. Bayağı bir siyah duman çıkıyor. Kaç kişi kalmış? 14 kişi kalmış. Çok uzun zaman önce 15 kişi vardı oyunda. Tamam. Oyunu bu kadar izledim. Bu kadar izledikten sonra daha yeni oyunu da hatırladım. Şu an her şey oturdu, evet. Nerede ne yaptım, kimle çatıştım falan hatırladım. Çok enteresan şeyler olmuyor açıkçası ama güzel bir iki olay var. Burada ben ne düşünüyordum ya? Burada... Evet, ben burada keşke arabam daha böyle gıcır olsaydı falan filan diye düşünüyorum. Ve insanların daha çok karşı tarafta olacağını düşünüyorum. O yüzden ve orada mevzilenmiş olduklarını düşünüyorum. O yüzden de oraya gitmiyorum. Şurada ileride köprü falan da var. Jack 99'deydi. Motoru durdurduk artık. Sağa sola bakıyorum orada adam var mı diye. Gördüğünüz gibi arabanın kaportasından siyah dumanlar yükseliyor. Tabi bu uzaktakiler için motor durdurmuş olsam bile yerimizi belli edecek bir durum. Evet, sağa solu kesiyorum şu an. Ve yine uçak sesi. Bakalım uçak... Ha, uçağa bakıyorum üstünden geçecek mi geçmeyecek mi diye. Aslında ben kaya taklidi yapmaya çalışıyorum ama işte şu duman onu engelliyor. Normalde şu açık bölgede şu taşlarla arabalar karıştırılabiliyor. Özellikle benim gibi görüntü kalitesi düşük olan. Evet, bir tane jip arkadan dolanıyor. Ben ona salça oluyorum herhalde. Bak, medkit yapıyorum. Kendimi sağlama alıyorum ve ineceğim diye hatırlıyorum. Evet. İndim. O adamın benim üstüme geldiğini zannediyorum ama gelmiyor. Ya görmüyor ya da önemsemiyor bizi. Şöyle bakıyoruz. Tabi orada güvenlikli taşlı bölgeler var diye evet adamı tekrardan görüyoruz. Adam gazdan gidiyor.
Evet, buramayacağımı anladım ve o bizi ateş etti. Tabii haliyle kaçtık. Bize gelmiş mi? Gelmiş 49. Arabanın demin çarptın mı taşıyor? O çarp 49. Bir tane herhalde kurşun geldi. O adam gidiyor. O adam gidiyor, gidiyor, gitti. Gözden kayboldu. Yine kendi başımızdayız. Yine ormanların hakim tarzımız. Bakıyorum, bakıyorum. Evet. Yalnız bu göz de bozar ha. Bir sağ bir sola. Zaten oynarken çok zorluk çekiyorum. Evet, orada da bir drop var. Yine o drop'a da bakmayacağım. Yo, bakacak mı? Bakacağım, bakacağım. Ben bu gaz içinde drop kaçırmam. Gaz içindeyken kesinlikle drop kaçırmam. Orada canımızı falan da kontrol ediyoruz tabii. Ve gördüğünüz gibi hunting rifle. Evet, canımız çok, evet canımız düşüyor. Hemen silahı alıp uçmamız lazım. Ve güvendiğimiz. Çok iyi oldu ya bu. Vallahi iyi oldu. Şimdi artık elimizde hunting rifle da var. Hunting'i aldığım zaman en az bir kere kullanmak istiyorum. O yüzden adamların üstüne sürmüyorum. Uzakta kalmayı tercih ediyorum. Yalnız açıkçası şunu beğenmedim ben. First person'da da olsanız, üçüncü kişide de olsanız, third person'da. Bakayım bomba nereye düşüyor, aklınıza mı düşüyor? Yo, önümüze düşüyor. Koşa koşa bombaya gidiyoruz. Hangisinde olursak olalım, Hunting'de zoom'u böyle kocaman bir şey yapıyor ve o hoşuma gitti. Eski hali daha güzeldi. Böyle yine nokta şeklinde daha yakına alıyordu. Öyle vuruyorduk. O daha güzeldi. Şimdi kocaman. Eğim kocaman olunca bilmiyorum. Bence odaklanmak daha zor. Tabi alışırsın ekranın ortasına bakmaya falan filan ama. Evet, yine uçak. Bu uçak bu oyunda beni bayağı bir rahatsız etmiş. Evet, demin bahsettiğim köprü de buydu. İleride köprü var demiştim. O da buydu. O diğer tarafa geçmek istemiyorum çünkü orada saklanılacak çok yer var. Bakın o köprünün alt tarafları falan filan tehlikeli bölgeler. Gördüğünüz gibi. Bir kere vurdu adam bize. Tıslık tabii. Ben o esnada heavy bir link olduğumu görmüyorum ama bakın hunting rifle sesi de geliyor. Benden başka sniper olan da var. Mecburen arabayı alıp ilerlemeye çalışıyorum ama olmuyor. Arabanın 22 kondisyonu kaldı. Çok kısa bir sürede bu arabayı kaybedebilirim. O yüzden daha dikkatli olmam lazım. Köprünün altına da bir tane adam geldi. Ve onlardan biri de öldü. İfade ettim. 9 kişi var. Ben arabanın kondisyonu düştü diye çatışmaktan vazgeçiyorum ve gördüğünüz gibi in your face midir nedir? 308 hunting ile adam vurdu. Demin demiştim rifle sesi geliyor diye. Evet, arabayı kaybedeceğimizi anladıktan sonra tabii içindeki malzemeleri de mümkün mertebe cebimize atıyoruz, çantalarımıza atıyoruz. Tekrar gaz küçülecek. Gazın nereye küçüldüğünü biliyorum. Bu arada bu oyundaydı zannediyorum. Gaz beni biraz yoruyor. Sanki gazın içinde biraz fazla kalıyorum diye hatırladım. Tam da emin değilim. Burada biraz risk alıyorum tabii. Bakın yine aracımıza saldırı düzenlendi ama. Evet. Şunu da, bu da büyük ihtimal bombalı ok. Sonra adamı görüyorum. Bakın bir kere vuruyorum ama bana yağ olmuyor.
Öteki adamı hiç görmüyorum. Ne yazık ki adamı biliyorum. Kaç kişi var? 5 kişi var. Aslında hiç de az değil. Ben oyun içerisinde 5 kişiyken değil de herhalde 3 kişi kala bakmıştım kaç kişi kaldı diye. Sonra dedim ha oyun bitiyormuş falan. Kendi kendime. Bakın burada dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu arada bir kişi daha gitmiş. Şöyle. Şu köprünün altında bir yerlerde adam olur düşüncesiyle. Burada biraz bekliyordum. Haritaya falan bakıyordum herhalde. Ne kadar dikkatliyim. Allah'ım ya Rabbim. Tabii benimle aynı tarafta biri varsa çok tehlikeli bir durum. Çünkü fazla korunaklı bir bölge değil bu taraf. Diğer taraf daha iyi, ağaçlar daha sık falan filan. Evet, 60 saniye kaldı. Kaç kişi öldürdüm ben? 2 kişi öldürdüm. Neyin sözünü vermiştik? En az 5 kişi öldürürsek tekli oyun yayınlayacağımızın sözünü vermiştik. Peki 5 kişi öldürdük mü? Öldürmedik. Peki öldürebilir miyiz? Bakalım 5 kişi mi öldürdük yoksa birinci mi olduk? Bütün bu soruların cevabı az sonra. 30 saniye kaldı. Hala burada pusmuş bekliyorum ama bir yerden sonra sıkılacağım. Oyundayken de sıkılacağım. Ve kalkıp dolaşmaya başlayacağım. Bu arada dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Bu çalılarda daha az belli oluyor insan. Diğer çalılarda daha çok belli oluyor. Hatta benim render ayarlarım düşük olduğu için adamı yerde otururken görüyorum. Biraz üstüne doğru gittikçe, ilerledikçe adamın üstünde çalı ortaya çıkıyor. Yani oyunun buglarından birisi sayılabilir bu da. Evet, burada demin bahsettiğim hani gaz sıkıntı yarattı dediğim yer burasıydı herhalde. Şöyle medkitimizi basıyoruz. Oyunun tabi sonu olduğu için bakın 3 kişi kalmış. 3 kişiyken canımızın 70 veya 60 olması çok tehlikeli. Çünkü zaten oyunun sonu biz gazdayız. Adam içerideyse biz adamın kucağına doğru ilerliyoruz. Şu an işte bu yakada adam olsaydı, şu çalıların içinde bir tanesinde adam olsaydı gerçekten zor durumda bırakırdı bizi. Allah'tan ki böyle bir durum olmadı. Ve 3 kişi kaldı. Sonuç olarak oyunun nasıl biteceğini anladınız. Anlamanız gerekiyor yani. Şöyle karşı tarafa bir bakıyorum. Burada gördüm diye hatırlıyorum adamı. Göremedim ya. Ben gördüm diye hatırlıyorum ama orada görememişim. Arabanın pek kondisyonu yok ama yine de ben bu esnada arabayı kendime koruma aracı olarak, kalkan olarak kullanmayı düşündüm. Ve bomba sesini duydunuz. Arabadan çok uzaklaşmak istemiyorum. Çok yanımda durmak da istemiyorum. İki ucu enteresan değnek. Ve bana doğru küçülecek gaz. O yüzden artık kendime kalkan yapabileceğim şekilde arabayı şöyle park edeceğim herhalde. Hala 3 kişi var. İki adamın da burada artık karşı yolun karşısında olduğunu anlayabiliyoruz. Ama şu köprü hala tedirgin ediyor beni. Ve
Huntington'le adamı vurdu. Bakın. Sesin tabii nereden geldiğini biliyoruz. Yolun karşısında adam. Evet, medkiti burada yapmışım. Adamı kesiyorum. Arkamdan mı gelir, önümden mi gelir, sağımdan mı gelir, solumdan mı gelir? Bekliyoruz. Bir yerde zaten göreceğim onu. Büyük ihtimalle o beni görmemiş olacak ilk ben onu gördüğümde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçi eğer ne denir ona? Dürbünle baktıysa beni görmüştür. Bakın duruyor orada. Ama artık gaz yavaştan. Gördünüz mü? Evet, altta da hareketimi gördünüz. Nasıl aldım gördünüz mü? Ben çok şanslıyım şimdi. So lucky. Yeah man. You jumped. Soon as I was about to shoot you Yani dead. diyor ki tam kafana sıkacaktım, zıpladın, çok şanslısın diyor. Ben de oldu canım benim dedim. Evet arkadaşlar, birinci olarak videoyu tamamladık. Dediğim gibi eğer bu videoyu bu şekilde beğendiyseniz, benim yorum daha sonradan hani yorumumu da eklediğim şekliyle sevdiyseniz bu tarz videolar gelir. Sevmediyseniz yine gelecek ama 3-4 tane gelecek çünkü daha önceden kayıtlı videolarım var. Bakın bahsettiğim, sevmediğim dediğim şey buydu. Böyle hayvan bir zoom var, şu bütün ekranı kaplayan. Biz bundan daha sonra yapabiliriz. İşte sevmediyseniz öyle böyle. 3 kişi öldürmüşüz. Zaten bir tanesi fake'ti. Diğer ikisi. Bu üçüncü de biraz adam şanslısın diyor, şanslı değilim ama yine de yani bir şeyler var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.